Emekliye promosyonda hesap değişti. Ödemeler yükseldi. Milyonlarca emeklinin Temmuz ayında maaşına zam almasıyla beraber bankalardan aldıkları promosyon miktarları da değişti. Son kampanyaların ardından en yüksek banka promosyon tutarı yükseldi. Eski sözleşmelerini yenileyen emeklilerin de aradaki fark kadar bankadan promosyon alabileceği öğrenildi. Temmuz ayında emekliler ile memurlar için yeni maaş artışları yapıldı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve BA, kur emeklileri %24.73 enflasyon artışı alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı %19.31 oldu. Te yandan meclisten geçen yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı da 10.000 liradan 12.500 TL'ye yükseltildi maaş artışları sonrası bankalarda promosyon kampanyalarını yeniledi. En yüksek ödemeler 24 bin liraya kadar yükseldi. Bankaların promosyon dilimlerine güncelleme Daha önce promosyon alanlar açısından maaşları yükseldiği için farklı dilime geçenler için ek ödeme alma imkanı da doğdu. 10 bin liranın altı, 10 bin, 15 lira arası, 15 bin, 20 bin lira arası ve 20 bin lira üstü şeklinde belirlenen maaş dilimleri değişenler, bankalarına müracaat ederek yeni promosyonlarını alabilecek. Taban promosyon miktarları 5.000 lira ile 12 bin lira arasında değişirken bankalar bu rakamların üzerine çıkarak üst rakam olarak 20 bin liranın üzerinde ödemeler yapmaya başladılar son kampanyaların ardından en yüksek banka promosyon tutarı 24 bin lira oldu. Yeni sözleşmeye yeni promosyon. Daha önce aldığı promosyonu artırmak isteyen emekliler yeni kampanyalardan yararlanabilecek. Öncelikle emeklinin promosyon aldığı bankaya müracaat ederek cayma hakkını kullanması gerekiyor. Böylece 3 yıllık alınan promosyonda kalan sürenin parası iade edilerek sözleşme sonlandırılacak. Örneğin 3 yıllığını 6 bin lira alan bir emekli bir yıl sonra cayma hakkı kullanırsa 4 bin lirayı iade etmesi gerekecek. İade işleminin ardından emekli aynı bankaya da farklı bir bankaya başvurarak yeniden 3 yıllık sözleşme yapacak ve yeni promosyonunu alacak. Bazı bankalar iade işlemi olmadan fark ödemesi de yapıyor. Başvuru için telefon bankacılığıyla da mobil bankacılıkta kullanılabiliyor. Bu şartlara dikkat. Bankalar yüksek promosyon karşılığında çeşitli şartlar öne sürebiliyor. Oysa promosyon almak için sadece 3 yıllık maaş alma sözü yeterli oluyor. Fakat ek ödemeler için o bankanın ürünlerinden kullanmak, kredi çekmek, otomatik fatura ödeme talimatı vermek gibi şartlar da bulunuyor. Bu yüzden yüksek promosyon almak istediğinizde size sunulan şartlara iyi bakmanız gerekiyor.